Yeni bir videodan herkese merhaba. Mobil Dünya Kongresi'nde ülkemizin en önemli iletişim şirketlerinden Turkcell'in yönetim takımıyla beraberiz. Bir araya gelmişken hemen sohbet edelim istedik ama şu anda patron yok. Yönetim takım burada çünkü Murat Bey bir Covid geçiriyor. Allah'a çok şükür şu anda hafif atlatıyor. Biz bu videoyu çektiğimiz günlerde Murat Bey'e de buradan geçmiş olsun diyelim. Her yıl Mobil Dünya Kongresi'ne gelirdi. Şimdi hiç sorun yok. Yönetim takımı burada. Şimdi dostlar, bu iletişim teknolojilerinde ülkemizde lider operatörün yönetim takımıyla beraber aslında önce burayı bir değerlendirelim istiyoruz. Siz neler söylemek istersiniz? Mobil Dünya Kongresi'ni gezdiniz. Günde yaklaşık 20 bin adıma yakın attık herhalde, değil mi herkes? Neler söylemek istersiniz? Dediğin gibi bol bol yürüdük. Her sene olduğu gibi. Yani gördüğümüz özellikle son dönemde yenilebilir enerji ile alakalı herkesin bir çalışması var. Telekom operatörlerine altyapı sağlayan tüm firmaların yenilebilir enerjiye önem veriyor olması, bu karbon izini yok etme ile alakalı çalışmaları aslında hep beklenen, istenen şeyler biliyorsunuz. Bu anlamda da yani hem rüzgar enerjisi olsun, hem güneş enerjisi olsun, bunları daha fazla faydalanmakla ilgili, bunları mobil teknolojilerle birleştirmekle alakalı bayağı bir çalışma olduğunu gördük. Bu arada dijital ihracat sizin önemli alanlarınızdan bir tanesi. Burada herkes birbirleriyle nasıl iş yaparız, işimizi nasıl geliştiririz konuşuyorlar. Turkcell olarak bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, yani günün sonunda hani mobil operatörler biliyorsunuz son dönemde hepsi bir erişim sağlayıcısı olarak kalmanın serzenişi içerisindeydi. Bu anlamda baktığınız zaman artan bant aralıklarıyla birlikte bütün operatörler Turkcell'in bundan 7-8 sene önce başladığı yolculuğa onlar da katılmaya çalışıyorlar. Bunu da hani bizim önceden başlamış olmamızın da büyük faydasını görüyoruz bu arada. Çünkü Google'la, Facebook'la da önemli toplantılar yaptık. Özellikle bu Metaverse tarafında. Burada gördüğümüz şey şu. Yani dünya bu özellikle latency'nin azalmasıyla birlikte insanların belki çok uzaklardan birbirleriyle etkileşim içerisinde olabilecekleri çok daha yakın teknolojileri deneyimleme fırsatı bulacaklar. 6G konuşuluyor. Az önce de Wi-Fi 7 duyuruldu Qualcomm standında. Evet. Ya burası inanılmaz bir ortam sevgili izleyiciler. Her an bir toplantı oluyor, bir işbirliği duyuruluyor. Sizin de mesela ben Google'la işbirliği yapacağınızdan benim haberim yoktu. Bu da büyük sürpriz oldu. Evet, yani Google'la farklı alanla işbirliktelikleri üzerine konuşuyoruz. Bunlardan en önemlisi de aslında bizim TV Plus ürünümüzle Google TV ürününün bir arada hani pozisyonlanmasıyla alakalı çalışmalar sürdürülecek. Bu da hani önemli gelişmelerden biliyorsunuz. Biliyorsunuz biz TV'de son geçtiğimiz 2 senede önemli big screen, yani büyük ekranlara yönelik bayağı bir yatırım yaptık. Bu anlamda büyük ekranlar anlamında Android TV ve Google TV. Google TV biraz farklı bir deneyim sürmüyor olacak. Yani aslında tüm bu TV platformlarına yaptığı entegrasyonlarla bir arayüz üzerinden içerikleri aslında kullanıcıya tek bir arayüz üzerinden gösterdiği ama kullanıcıların bu arayüzdeki içerikleri seçtikten sonra ilgili uygulamalara yönlendirip müşteri deneyimini biraz daha hani tek bir yerden yönettiği bir hale getirmeye çalışıyor. Evet. Biz de bununla alakalı Google'la çalışmaya başlayacağız gibi gözüküyor. Tabii bunlar çok güzel fırsatlar. Google'a sordum, IO etkinliğinizi ne zaman yapacaksınız diye daha henüz bir karar vermediler. Ataç Bey, çok teşekkür ederim bilgiler için. Serkan Bey, size de sormak istiyorum. Yapay zeka yine bu fuarın önemli başlıklarından bir tanesiydi. Siz yapay zekaya çok önceden başlamış bir teknoloji şirketisiniz. Bu alanla ilgili neler söylemek istersiniz? Doğru. Biz tabii 2 yıllık bir ara oldu biliyorsunuz. Geçen yıl düzenlendi ama katılım çok limitliydi. Bu pandemi sonrası en öne çıkan teknolojilerden bir tanesi yapay zeka. Aslında bıraktığı yerden devam etmiş ama bu yıl farklı olarak yapay zekada pek çok canlı örnek görme şansımız oldu. Ama Turkcell olarak şunu söyleyebilirim. Tam pandemiye girdiğimiz ay biz, hatta size de anlatmıştık, yüzünüzü kullanarak bir ödeme sistemini göstermiştik. Sizin yemekhane değil mi? Aynen. Ya o efsane. Ben onu kısaca anlatayım. Mesela Turkcell binasında yemek yiyorsunuz. Yemeği ödemeniz gereken ne yediyseniz. O yemekte ne olduğunu anlıyor, fiyatını hesaplıyor ve sizin de yüzünüzden tanıyor, sizin yemek kartınızdan aynen düşüyor. Aynen. Mükemmel. Bu çok güzel bir sürpriz oldu. Bugün bir standta bir firma, startup'ın bu ürününü tanıttığını gördük. Yani bu aynı zamanda bizim için de bir gurur oldu. Çünkü biz 2 yıl önce bunu lanse etmiştik.
Siz de görmüşsünüzdür, yapay zeka ile entegre robotlar çok ön plandaydı bu yıl. Yani her standta artık robot kullanılıyor. Ve bu robotların da yetenekleri, yetkinlikleri her geçen gün artmış. Ve tabii iletişimle beraber, iletişimin gücüyle bunların farklı dikeylerde, farklı sanayilerde değişik senaryolarını görme şansı bulduk. Serkan Bey, ben San Francisco'da otelde kalıyorum. Bir çıktım odadan, robot var, servis robotu bir şey götürüyor. Ya dedim, bu ne yapıyor? Meğerse içine böyle koyuyorlar, ne gidecek hangi odaya, o götürüyor. Ya dedim, acaba beni geçebilecek mi? Önüne geçtim, bana şöyle bir baktı, etrafımdan dolaştı geçti. Ben o videoyu paylaştım, milyonlarca izlendi. Çok haklısın. Burada da köpekler vardı, görmüşsünüzdür. Gideceğim ama sevmeyin şimdi diye uyarıyorlar, dikkat edin. Ciddiyim yani, sevmeyin ne olur ne olmaz. Peki bir de Metaverse kavramı var. Serkan Bey, Metaverse'de de çok, hemen aşağıda bir Samsung standı vardı. 4D Metaverse diye bir şey yapmışlar. Hem hareket ettiriyorlar. Zaten gözlükle adamlar uçuyor, kaçıyor ortamda. Hatırlar mısınız? Yine 2 yıl önce bıraktığımızda yavaş yavaş VR, AR'dan Extended Reality deniyordu. Şimdi tabii bu konsept Metaverse ile daha böyle bir kimlik buldu. Yani bu tip teknolojileri aslında Metaverse adı altında topladılar ama bir tane konser örneği gördüm yine aşağıda. Gözlüğü takıyorsunuz ve şarkıcıyla aynı platformda müzik dinliyorsunuz. Yani bunların da artık ete kemiğe bürünmüş halleri var. Serkan Bey, hangi şarkıcıyla aynı ortamda bulunmak isterdiniz şu sıralar? Valla yani pek çok şarkıcı var ama aklıma şimdi direkt bir isim gelmiyor. Ama hareketli olması tercih sebebi olur. Morale ihtiyacımız var. Valla doğru. Bu arada Rus operatörler buraya alınmadı gibi daha başka konular var. Oraya ayrı bir videoda gireriz. Gediz Bey, 5G bizim ülkemizde bekleniyor. Şimdi 5G ile ilgili olarak bir de yerli 5G konusunda tabii ciddi çalışmalarımız var. Neler söylemek istersiniz? Evet. Fuarda da bir kez daha gördük ki aslında herkes 5G konusunda artık biraz daha toprağın üzerine hazırlığı çıkartmış durumda. Ama şöyle bir şey tekrar burada gördük ki aslında 5G ile gelen servisleri bizim bugünkü 4.5G altyapımız üzerinden vermemizle ilgili çok ciddi bir problem yok. Özellikle insanların daha fazla etkileneceği, iletişim için kullanacakları taraf için söylüyorum. Ama 5G tarafında endüstriye yönelik birçok uygulama var burada. Yani bunlar ciddi anlamda çıkmış ortaya. Özellikle bu işte sürdürülebilirlik ve yeşil enerji tarafında da hemen hemen bütün buradaki altyapı sağlayıcıların çözümleri ortaya çıkmış. Bu arada mesela bir şeyden bahsedeyim, sözünü kestim. Mesela Dark Factory diye bir konsept var. Karanlık fabrika. Allah Allah. Evet. Yani karanlık fabrika. Karanlık fabrika. Tamam. Evet, karanlık fabrika. Ya burada robotlar ışık olmadan çok rahat operasyon yapıyor. Hem enerji tasarrufu, hem otomasyon, hız vesaire. Yani 5G yeni release'leri de ortaya çıktıkça, tam özelliklerini kullanılabilir hale gelince aslında endüstrinin hayatını ciddi anlamda kolaylaştıracak ben gibi duruyor. Ben bunu TOG'a sormuştum. Şimdi zaten ortağı Turkcell biliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi TOG'da dedim, acaba buradaki fabrikada 5G kullanılacak mı? Yani regülasyon onay verirse niye kullanılmasın gibi bir durum söz konusu. Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Ömer Fatih Sayan da bu etkinlikte. İstanbul Havalimanı'nda 5G'nin aslında tüm operatörler tarafından şu an kullanılabilir olduğunu söyledi. Yakın zamanda galiba evet, orada da Türkiye'de 5G altyapısını aslında oraya, hazırmış. İstanbul Havalimanı'nda tüm operatörler için biz yüklenici olarak öyle hazır mi hale getirdik. Evet, elinize yani, sağlık. Biraz tabii pandemi de süreci etkiledi yani. Çünkü pandemiyle biraz havalimanlarının trafiği de nispeten evet, azaldı ama inşallah bu önümüzdeki dönemde biraz pandemi etkilerinin azalmasıyla da daha kullanılır hale gelecek. Yerlilik dediniz. Tabii ki yerlilik evet, çok önemli. Özellikle 5G'de biz artık altyapıları uçtan uca yerli kurmakla ilgili önemli çalışmaları Türkiye'deki işte tedarikçilerimizle, bu konuda araştırma yapan, geliştirme yapan firmalarla yoğun olarak çalışıyoruz. Biraz ortaya çıkan ürünler var. Daha geliştirme fazını devam ettiren ürünler var. İnşallah 5G ülkemize geldiği zamana kadar bunlar da hazır hale gelince biz artık inşallah 5G teknolojilerinde yerli teknolojileri kullanma imkanına sahip olacağız. İnşallah, çünkü bölge öyle bir bölge ki herkes kendi göbeğini kendi kesmek evet, zorunda. Dışarıya bağlı kesinlikle olmamız lazım. O zaman ben son sorulara geçiyorum.
Şimdi operatörlerin en büyük gücü ne kadar kullanıcın varsa o kadar güçlüsün. Mesela sizin güçlü olduğunuz alan BIP. Yani BIP sadece ülkemizde değil, çok sayıda ülkede kullanılan bir mesajlaşma yazılımı. BIP'i anlattığınız zaman operatörler ne diyor? Şimdi özellikle son 2 seneye baktığımız zaman hep söylediğimiz bir şey vardı bizim Türkiye olarak. Türkiye'nin datası Türkiye'de kalsın diye. Aslında bu sadece Türkiye için geçerli olan bir durum değil, tüm ülke için geçerli olan bir durum. Herkes kendi datasına sahip çıkmak istiyor. Yani özellikle hani bugünkü gibi ortamlarda, güvenliğin daha böyle ön plana çıktığı ortamlarda bu tarzdaki ihtiyaçlar çok daha fazla öne çıkıyor. Dolayısıyla hem operatörler hem devletler bu tarzdaki mesajlaşma uygulamaları, çünkü bu sadece bir mesajlaşma uygulaması değil biliyorsunuz. Aynı zamanda da işte üzerinden çağrı yapabildiğiniz, görüntülü görüşme yapabildiğiniz, grup görüşmeler yapabildiğiniz bir platform. Buradaki güvenliği tamamıyla hani kendilerinin kontrolü altında tutmakla alakalı endişelerini dile getiriyorlar. BIP bu anlamda tabii bizim çok önceden üzerinde çalışmaya başladığımız bir platform ve hep şunu söylüyoruz, yani herkes bir mesajlaşma uygulaması yapabilir ama böyle işte binlere, on binlere, yüz binlere hizmet etmekle milyonlara, on milyonlara hizmet etmek arasında, yüz milyonlara hizmet etmek arasında büyük fark var. O platformun hani scale edebilmesi, doğru bir şekilde çalışabilmesi için biz büyük yol kat ettik. Dolayısıyla BIP bu anlamda diğer operatör ve ülkeler içinde bizim sunduğumuz hani yapıyla, ki nedir o yapı? İlgili ülkenin datasını ilgili ülkede bıraktığımız ama bunların gene bir bulut platformu içerisinde birbirleriyle de komünike edebildiği tek bir hani BIP domaini ile ön plana çıkıyor. Diğer büyük rakiplerinden de bu şekilde ayrışıyor. Bu anlamda çok ciddi işbirliktelikleri içerisine giriyoruz. Bu arada Serkan Bey, bir de blockchain konusu var. Blockchain için neler söylemek istersiniz? Biz blockchain'de yaklaşık 4 yıl önce çalışmaya başladık. Tabii en popüler kısmı biliyorsunuz kripto paralar. Evet. Ama blockchain çok önemli bir altyapı sunuyor. Ve akıllı kontratlar dediğimiz altyapıları blockchain'de yaratabiliyorsunuz. Yine CSM ile birlikte 3 yıl önce blockchain altyapısı kullanarak bütün operatörlerin kullanabileceği ortak roaming anlaşmaları platformu kurmuştuk. Bugün bunun güzel izlerini, örneklerini gördük burada. Çok memnun olduk. Turkcell de bu konsorsiyumun bir parçası. Ve yine bütün operatörlerin ihtiyaç duyacağı işte fraud paylaşım gibi, blacklist paylaşım gibi platformları biz telkolar olarak blockchain'de de öncü olalım. Bu teknolojiyi güzel kullanım alanları yaratalım istemiştik. Ve bunların bugün örneklerini canlıda görmek çok güzel oldu. Türkiye'de de son şunu söyleyeyim. İlk dijital kimlik uygulaması blockchain teknolojisi kullanarak Turkcell oluşturdu. Proof adı altında bir uygulamamız var. Marketlerde de hazır. Bunu şimdi pazara sunum aşamasında görüşmelerimiz devam ediyor. Bu da blockchain'in artık yavaş yavaş olgunlaşan bir teknoloji olduğunun en güzel örneği. Vallahi haberler harika. Gediz Bey, en son sorum size. Çok hızlı 5G altyapısı için planlar hazır ama izleyenler çok heyecanlı. Bu konuda da son bir açıklamalarınızı yaparsanız çok mutlu oluruz. Ya biz tabii altyapımızı 5G'ye hazır hale getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Çünkü yaptığımız tüm yeni yatırımları 5G'yi destekleyecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Özellikle 5G altyapılarının en kritik diğer altyapılardan farkı sanallaşmanın ve dijitalleşmenin bu altyapılarda kullanılır hale gelmesi, ki biz artık core network'ümüzden başlayarak sanal altyapılara geçtik. Artık Türkiye'de lanse olacağı 5G'nin ortaya çıkacağı zaman geldiğinde de iş biraz daha sahadaki rollout'a kalmış olacak, ki az önce bahsettiniz işte siz de havalimanında 5G servisinin verilebilir hale gelmesi. Bu aslında bizim altyapımızın hazırlığının en önemli göstergesi. Valla emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Acayip önemli görüşmeleriniz var. Diğer operatörlerle görüşüyorsunuz. Kendi grup şirketlerinizin iş ortaklarıyla görüşüyorsunuz. Zaman ayırdığınız için ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İzlediğiniz için size de çok teşekkür ederiz sevgili dostlar. Shift Elite olarak burada tabii ki Türkiye'den gelen çok önemli kurumların temsilcileriyle de neler oluyor, neler bitiyor sizlerle paylaşmak istedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.